İnegöl Belediyesi'nin 2015 yılı tahmini bütçe için olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirildi. Bugünden itibaren bu komisyona teşekkür ettirmiş bulunuyoruz. Kıymetli arkadaşlar. Çalışma takvimiyle alakalı olarak da Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Süleyman Yılmaz 2015 yılı tahmini bütçe ile alakalı açıklamalarda bulundu. 2015 yılı bütçe tasarısını belediye meclisince 02.10.2014 tarihli Ekim ayı toplantısında 235 karar numarası komisyonumuza havalesi sonucunda 09.10.2014 tarihli saat 20'de belediye encümen salonunda bütçe görüşmelerine başlayan komisyonumuzca yapılan toplantıda üyeler arasında Süleyman Yılmaz'ı başkan, Sedat Gökçiner'i başkan vekili olarak seçmişler. Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 28. madde hükümleri çerçevesinde oluşturulan ve faaliyete başlayan plan ve bütçe komisyonumuzca ilk gün çalışmaların neticesinde birimlere ait lider bütçeleri görüşülmüştür. İnsan kaynakları müdürlüğü gider bütçesi 876 bin TL, yazı işleri müdürlüğü 564 bin TL, veterinerlik müdürlüğü 377 bin TL, mali hizmetler müdürlüğü 22 milyon 216 bin TL, destek hizmetleri müdürlüğü 296 bin TL, kültür işleri müdürlüğü 4 milyon 173 bin TL, bilgi işlem müdürlüğü 485 bin TL olarak bağlanmıştır. Ama 2014 tarihinde saat 20'de belediye encümen salonunda plan ve bütçe komisyonumuzca yapılan çalışmalarda birimlere ait gider bütçeleri görüşülmüştür. Özel kalem, başkanlık, gider bütçesi 5 milyon 791 bin TL. Daha sonra konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi İsmail Karaman söz alarak görüşlerini açıkladı. Baktığımız zaman bütçenin oluşumuyla alakalı değerler üzerinde gittiğimizde makul değerler görüyoruz. Ama her zaman söylediğimiz gibi, daha önce de söyledik, inşallah bu hem isteğimiz hem temennimiz hem duamız şeklinde olmaya başladı. Merkezi hükümetten biraz daha yardımla bu bütçenin 98, 118, 128'lere ulaşmasını hepimiz İnegöl'de yaşayan hepimiz arzu ediyoruz, istiyoruz. Yine diğer tarifelerle ilgili artışlarda arkadaşlarımız gayet makul rakamlar üzerinde karar kılmışlar. Bunu da olumlu buluyoruz. Belki müdürlükler arasında bütçelerin bazı müdürlüklerde bize göre biraz yüksek ama bunların aktarımı da mümkün. Zaten önümüzdeki aylar içerisinde yine yapacağımız istişarelerle bunları da tolere edebiliriz diye düşünüyorum. Ben grup olarak bütçemize olumlu bakıyoruz. Arkadaşlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe bazı projelerin hazırlandırılması için talimat vermiş. Yüzme havuzu, Alayurt Kent Mezarlığı, İnegöl Spor Tesisleri, Alayurt Vahşi Depolama Alanı üzerinde hayata geçirilen parka sosyal tesis yapılması ve Beylikanı konusunda talimat vermiş diye konuştu. Bu planın yapılmasında mesela şöyle bir şey vermişti bize belediye eğitimlerine. İlçe belediyelerinin %2,5'tan payları, yerel yönetimler payları %4'e çıkarılacak. Ama il özel idareleri olan bölgelerde, il genel meclisi olan bölgelerde %1,3'ten %0,5'e düşüreceklerdi. Fakat bunu masa başında yapan bürokrat şu hesabı yapmadı. Artık Türkiye'nin %80'i büyük şehirler kapsamında yaşıyor. %20'si il özel idareleri kapsamında. Şu an Kütahyalar, Bayburtlar, Ardahanlar iyi oldu diyorlar. Yani. Rakam 3'te 1'e düşmesine rağmen İyi oldu. Bizim hesapta rakam arttı gibi gözüküyor. Fakat paylaşılan kişi sayısı çok ciddi arttığı için otomatikman bununla alakalı bir sıkıntı var. 98 milyon TL olarak belirlenen tahminin bütçe oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Çalışma takvimiyle alakalı olarak